Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte 1844-1848 yıllar arasındaki 4 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1848-1854 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu 6 yılı elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1848 İstanbul'da ilk sanayi mektebinin kurulmasına teşebbüs edilmesi. Yani sanayi okulu nedir? Günümüzdeki sanayi sitesini aklımıza gelsin. Ya da organize sanayi bölgeleri diyelim. Organize sanayi bölgeleri dediğimiz yapısıdır. Araçların otomotiv parçalarının üretildiği, tam üretilmediği daha doğrusu, tamir edildiği ve yeni yedek parçaların takıldığı, mal ve hizmet alışverişine çok uygun, kırsal kesimlerde ekonomiyi ayakta tutan yegane şeylerden, yegane organizasyonlardan bir tanesi de sanayi bölgeleridir, organize sanayi bölgeleridir. Tabii ki sesi bitiriliyor ama henüz henüz sanayi mektebi kurulmuyor. Peki sanayi mektebi nedir? Sanayi mektebi ise sudur. Burada çalışacak olan insanlara eğitimlerin verildiği, kalifiye eleman yetiştirilmek için çaba gösterildiği bir bölüm. Ama maalesef henüz bu dönemde başarısız oluyor. 1848'in 16 Mart'ında İstanbul'da Darül Muallim açılıyor. Darül Muallim dediğimiz yapı muallim öğretmendir. Yani öğretmen okuludur. Yani kısaca öğretmenlerin yetiştirildiği, eğitim verildiği, devlet hizmet etmek için ülkenin farklı bölgelerine gönderilmek amacıyla devletin hiçbir masraftan kaçınmadan yetiştirdiği, o dönem için konuşuyorum bakın, hiçbir masraftan kaçınmadan yetiştirdiği ilim adamlarının yetiştirilmek üzere açıldığı bir okuldur Darül Muallim Okulu. Bu deyince aklınıza su gelmesin sakın. İlk defa bu dönemde açılmadı. Lakin sistemli bir şekilde günümüzdeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın temeli bu tarihte atılmıştır değerli dostlarım. 18 Kasım 1848 Osmanlı yapımı ilk demir vapuru denize indiriliyor. Osmanlı'nın yaptığı ilk demir vapur. 1849 Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması. Veterinerlik nedir? Hayvanların, yani bizim can dostlarımızın, kedi, köpek, ördek, civciv aklımızına gelirse can dostlarımızın sağlıklarına bir şey o geldiği zaman, hastalandıkları zaman götürdüğümüz ve veterinerlerin de onları tedavi ettiği bir, yani onların, doktorların onları tedavi ettiği bir bölümdür veterinerlik dediğimiz yapı. Tabi veterinerlik var, bakın Osmanlı'da veterinerlik var. Lakin ilk defa eğitimli bir şekilde bu süreçte Osmanlı'da veterinerlik eğitimi veriliyor. Ve aynı tarih Yasarzade Mustafa İzzettin'in İstanbul'da vefatı gerçekleşiyor. 1850 yılında 1848'den geçerli sayılmak üzere gümrük üretimlerine esas teşkil eden mal faaliyetlerinde ithalatta %20, İhracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tespit edilmesi kararlı. Karar. Resim nedir? Osmanlı'daki bu gümrük resmi dediğimiz yapı gümrük vergisidir. Osmanlı ekonomik olarak zor durumda olduğu için acaba ekonomimi canlandırabilir miyim diye düşünüp gümrük vergilerinde azaltmaya gitmiştir. Lakin bu da yabancı malların ülke içine daha kolay girmesine ve tanımladığı gibi ekonominin düzelmesine değil, daha da bir parçalanmasına, bölünmesine yol açmıştır değerli dostlarım. 1850 yılında ticaret kanunname hümayunu kabul ediliyor. Yani sana diyor ki devlet, sen ticaretini madde 1, madde 2, madde 3, su satarak yapabilirsin diyor. Ve ticaret
mahkemelerinin temeli de günümüzdeki ticaret mahkemelerinin temeli de buraya dayanıyor değerli dostlarım. 1850'de ilk faizsiz alışverişin yani kaymenin çıkarılması. 1850'de Muallim Nazi'nin doğumu. 1850'de Darül Marif'in öğrenime başlaması. 12 Mart 1850. Darül Marif nedir? Darül Marif, Marif Eğitim'dir. Darül Marif Eğitim Bakanlığı'nın, demiştim ya önce, Osmanlı'daki Eğitim Bakanlığı Darül Muallim ve Darül Marif. Bakın Darül Muallim öğretim yetiştirildiği Milli Eğitim Bakanlığı'nın temeli Darül Marif ise bu yetiştirilen öğretmenlere neye göre hizmet verecek? Nasıl hizmet verecek? Ne yapacak? Neyi yapmayacak? Neyi nasıl yapacak? Bunları anlatan bir marif eğitim mariftir. Yani eğitim bakanlarının temelleri Darül Muallim ve Darül Marif'ten gelmektedir değerli dostlarım. Evet, 1851 ceza kanunnamesi Hümeyun'un çıkarılması. Bu nedir peki değerli dostlarım? Ceza kanunnamesi dediğimiz şey, günümüzdeki ceza kanununun, Türk ceza kanununun ilgili maddesine göre derler ya hakimler, savcılar, mahkemelerde, özellikle de hakimler tabii ki. Bu da budur yani, ceza kanunnamesi, günümüzdeki Adalet Bakanlığı'nın temelinin atıldığı, hangi suça ne ceza verilir, nasıl ceza verilir, cezalar nasıl olmalıdır, cezaların ağırlığı nasıl olmalıdır sorularına cevap verilen bir kurumdur değerli dostlarım. 1851 yılında Londra sergisi açılıyor. Aynı yılın devamında 18 Temmuz 1851'de Encümani Danış kuruluyor. 1852 yılında Abdülhak Hamid'in doğumu, Abdülhak Hamid doğuyor. İstanbul'da Sark Cemiyeti'nin kurulması gerçekleşiyor. Sark Cemiyeti nedir? Sark doğu demektir. Sark Cemiyeti ise doğudaki Ermeni ve Kürtlere yakalanılarak, yani amacı olarak onu amaçlıyorlar. Doğudaki Ermeni ve Kürtlere ayaklandırarak Osmanlı Devleti'nden isyan çıkarmak, Osmanlı Devleti'nin de gücü zayıfladığı için o bölgelerde yarı özerklik veya tam özerklik sağlamak amacıyla kurulan ve bunu da Ermeniler kuruyor. Ermenilerin kurduğu bir şeydir, örgüttür değerli dostlarım. 1853 yılında mukaddes yerler meselesi, Rusya'nın tazikleri ve Kırım Savaşı'nın başlaması. Şimdi hatırlarsanız biz demiştik ki Osmanlı Devleti bu dönemde çok geri kalıyor demiştik. Hatta sonra demiştim, kendimi çok iyi hatırlıyorum. Osmanlı Devleti demiştim, 2. Selim'den sonra demiştim, eğlenceye ve zevk-ü sefaya çok düşkün oluyor şeklinde ben sizlerle birlikte bir şey paylaşmıştım. Peki İsmail, sen bunu nereden çıkardın? Değerli dostlarım, şöyle bir durum var. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'na giriyor. Birkaç ay içerisinde daha savaş varken, daha savaş bitmemişken, Sultan Abdülmecid'in, 1. Abdülmecid'in İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırması gerçekleşiyor. Yani bir yerde bir savaş var, ülke ilimlerinde bir savaş var, savaş daha sıcak, devam ediyor. Ama o ülkeyi yöneten padişah, savaşın ortasında zevk-ü sefaya düşkünlüğünden ne yapıyor? Saray yapıyor. Ülkenin ortasına saray yapıyor. Ki Dolmabahçe Sarayı'nın nasıl bir özelliği vardır? Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerini kapadığı saraydır. Ve çok yani şey bir yapı aslında. Mütevazi bir yapı yani. Günümüzdeki birilerinin 1150 odalı saraylar var ya. Bunlarla alakası yok. 100-200 odalı bir yapı yani. Daha ismi saray ama şu anda günümüzdeki hani biri var. İsmi lazım değil. Soy ismi Sahsın. 1150 odalı saraylarda oturur da ezer meyvesini kurutun der ya. Onun sarayıyla karıştırmayın. Bu en fazla 100 odalı bir saray ya. Öyle tarif edeyim. Evet. 1854 yılında ilk dışarıdan paranın alınması gerçekleşiyor. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu 1853 Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştır ve çok düşük fayda almıştır. Ve bu dış borçlarında devamı gelmiştir. Ki bakın ne diyoruz devamında? İlk dış istikrar, borç istikrar, borçlanma devrinin
ve alışkanlığının başlaması. Bakın dostlarım, alınan borç az bir borç ve yani düşük faiz ve İngiltere'de bizim dostumuz o dönemde bizim dostumuz. Ondan alıyoruz, lakin artık sonra bir şey oluyor. Neyse, izletirim ben size onu. En son bir şey izleteceğim. Hak vereceksiniz. 1854 yılında Meclis-i Vala'nın Meclis-i Âli-i Tazminat, efendim düzeltiyorum, Tanzimat ve Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye ayrılması. Yani Tanzimat mahkemeleri, yani devletin suçlunun yargılandığı ve adli mahkemeler diyerek Adalet Bakanlığı ikiye ayrılıyor diye düşünebilirsiniz siz bunu. 1854 yılında İhtisab Teşkilatı lağvediliyor. Ve 13 Mart 1854 yılında Rus Savaşı söylemedi, 1853 Rus Savaşı diye. Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak kuruluyor. Şimdi dostlarım, size ben bu şeyi anlatayım, dört parçalamayı anlatayım kısa bir şekilde. Dış ülkelerden aldığı borçları katlanarak yükseliyordu. İngiltere ve Fransa Osmanlı İmparatorluğu'na çok yüklü borçlar veriyor, Osmanlılar da bu borçları ödemek için ekstra borç alıyordu. Sonra aldığı borçların borcunu ödemek için yine borç alıyor ve onları ödemek için de yine borç alıp onu da borçla halletmeye çalıştıktan sonra yine borç alıp borç ödüyordu. Bütün bunlar Osmanlı ekonomisini dışa bağımlı bir hale getirdi. Böylece Avrupalı devletler olmayan Türk ekonomisini istediği gibi domine edebiliyordu. O dönemde var olan bütün kurumlarda Avrupalıların hisseleri vardı. Bu boktan ekonomiyle yok olan Osmanlı Devleti sırtındaki kamburu genç devlet Türkiye Cumhuriyeti'ne miras bırakmıştı. Evet, Cumhuriyeti ilan ettik. Şimdi devrimler ve sanayileşmeyle Türk ulusunu uzaya çıkarmanın vakti gelmiştir. Harikasınız efendim. Şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti en büyük ekonomilerden biri olacaktır. Ne sandın be haber? Şimdi ilk icraatımız neydi? Paşam. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan aldığı borçları ödemek için aldığı borçların ödemesi için alınan borcun, borcunun faizi olan borcu için alınan borcun birinci senedini ödememiz gerekiyor. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu dış borçlanma imparatorluk dağıldıktan sonra ortaya çıkan devletler arasında paylaştırılmıştı. 142 milyon sterlinlik dış borçlanmanın %4.1'i Yugoslavya'ya, %8.5'i Suriye ve Lübnan'a, tekrar %8.5'i Yunanistan'a ve %65'i de Türkiye Cumhuriyeti'ne kalmıştır. Ülke son 13 yılda 4 büyük savaş yaşayarak tarihinin en yorgun dönemlerini geçiriyordu. Üstüne üstlük bu borçlanmalar da devleti ekstra kamburlaştıracaktı. Fakat durum Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra harap bir vaziyette olsa da Cumhuriyet'in ilk 15 yılında, yani Atatürk Türkiye'sinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk yıllarında uyguladığı ekonomik devrimlerle, siyasi bağımsızlığının ardından ekonomik bağımsızlığını da kazanma yolunda önemli adımlar atmıştır. Atatürk Cumhurbaşkanlığı döneminde sadece bürokratların değil tüm vatandaşların mülkiyet hakkını tanımış ve 1923-1938 döneminde Türkiye ekonomisi ortalama yıllık %7.5 oranında büyüyerek dünyanın en hızlı kalkınan ülkelerinden biri olmuştu. Aynı zamanda 1933 yılında Sümer Bank'ın kurulmasıyla devlet ilk kez faiz oranlarını belirlemeye başlamıştır. Atatürk dönemi savaş, yıkım ve ekonomik sorunların da baz alınmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ekonomik büyümesidir. Atatürk'ten sonra CHP'nin başına geçen İsmet İnönü... Evet arkadaşlar, ise bu şekilde yani Osmanlı Devleti'nin dış borçlanma sistemini de Yusuf Kaya Alp'in bir videosunda sizlerle birlikte size dinletmiş ve kendim izlemiş oldum. Yani Osmanlı Devleti bu şekilde son dönemlerde sürekli borç alıp saray yaptırıp yenileşmiyor ve yavaş yavaş ekonomik olarak yıkılıyor. Uzun hikaye. Ama anlattım, ayağa çalıştım ben. Videonun desteğiyle. Şimdi değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Biz bu videomuzla sizlerle birlikte 1848-54 yıllar arasında ki 6 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeler olanları elimizden geldiği dilimizden döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda ele alacağımız konu 1855-1857 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarih olacaktır. Biz sizinle diğer önümüzdeki haftaki videomuzda bu 2 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeler olanları elimizden geldiği dilimizden döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta 55-57 yıllar arası Osmanlı tarihi videosunda görüşmek üzere.
Tekrardan videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.